ne yersen netlerin yükselir. Bugün bunu konuşacağız. Kahvaltıda ne olmalı? Kahvaltı yapmazsak ne olur? Bilimsel Yayınlar Rehberlik Servisinden merhaba. Ben Suat. Sınav sabahında ne yersen netlerin yükselir. Bugün bunu konuşacağız. Sınava çok az kaldı. Uzmanların, en iyi konu herkesin çıkıp kahvaltıyla ilgili, sınav günü menüsüyle, sınavdan önce beslenmeyle ilgili konuştukları bir dönem. Şimdi sınavda da tabii kahvaltı yapıyorsun öncesinde. Kahvaltıda ne olmalı? Kahvaltı yapmazsak ne olur falan gibi. Bana en çok gelen, en çok sorulan, kafa karıştıran iki soru var. Bir tanesi duşu ne zaman alayım hocam? Sınav sabahı mı alayım, sınav akşamı mı alayım diyorlar. İkinci soru da kahvaltıda ne yiyelim, kahvaltı nasıl olsun diye. Anne babalar bunu çok soruyor. Televizyonlara falan diyetisyenler çıkıyor. İşte nasıl bir kahvaltı olması gerektiğini söylüyor. Banyo ile ilgili, duşu ne zaman alalımla ilgili bunun bilinen bir etkisi yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani duşu gece aldığı için matematik netleri 20 tane arttı gibi bir durum yok. Duşu ne zaman almalısın? Kafana göre takılabilirsin. Bilinen bir etkisi yok. Sabah alırsan üşütürüm, aman o halde çıkmayayım diyebilirsin. Geceleyin alırım, rahat uyurum falan diye düşünebilirsin. Gece bir tane alırım, sabah bir tane alırım diye düşünebilirsin. Sınav gecesi. Kafana göre takıl sevgili dostum. Kahvaltıyla ilgili de hani çok sorulduğu için senelerdir hani görüyoruz öğrencilerin başarılarını, kahvaltı yapanı, yapmayanı. Kahvaltıyla ilgili zaten hani bilim dünyasında kafası yeterince karışık. Hani başarıyla çok ilgisi olduğunu söyleyenler de var. Gazetelere bakarsan bu tarz haberleri seviyorlar. Başarıyla aslında doğrudan hiçbir alakası olmadığını söyleyenler var. İşte Türkiye'de de 2017'de bir yüksek lisans tezi mesela kahvaltıyla akademik başarı arasında bir bağlantı bulamıyor. 2021 yılında yapılan başka bir test çalışmasında da bağlantılı olduğu söyleniyor. Bu konuda ben Atalay Yörükoğlu Hoca'nın meşhur bir psikiyatrist rahmetli oldu. Onun oğlu Yavuz Hoca var. O da doktor. Onun tavsiyelerine biraz kulak veriyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür lafının 1950'li yıllarda Amerika'daki bir mısır gevreği firmasında böyle beyaz önlük, işte o bir otorite figürüdür biliyorsun. Beyaz önlük sendromu. Beyaz önlüklü bir adam diyor ki kahvaltı günün en önemli öğünüdür falan. Sonra o klasik Hollywood'un da etkisiyle işte önüne bir tas koyuyor. İşte mısır gevreğini boşalt, üzerine süt. Bizim de çocukken çok özendiğimiz ama aslında temelde saçma sapan bir kahvaltı. Mesela o basit yüzeysel hani sallama çay kadar bir demleme çay, bir de sallama çay vardır biliyorsun. İkisi arasında dağlar taşlar fark vardır. Bunun gibi bir şey. Kahvaltıyla ilgili de algın böyle olsun sevgili dostum. Kahvaltı sınav başarınla esasen doğrudan bir ilgisi yok. Sınav anında verilen şeker gibi aslında. Hani azıcık bu işin uzmanlarını sorarsan bir anda yapılan şeker yüklemesinin çok da işlevsel olmadığı görülüyor. Kaldı ki denemelere sen şekerle mi giriyorsun? Yani ben bugüne kadar denemede yanında şeker, bazen suyla giriyorsun, suyu bile içmediğinizi biliyorum, görebiliyorum. Bazen işte bir tane uçlu kalemle giriyorsun sınava. Uç bitmeden sınavın bitiyor. Ama işte ÖSYM'ye bir giriyorsun, kalemler, silgiler, şekerler falan. Peçete var mesela. Peçete hani kullanan da var, kullanmayan da var ama denemelere girerken bakıyorum öğrencilerde. Öyle çok ciddi peçete kullanan falan da yok. Belki hani terleme falan olabilir. Ama terleyen içinde, burnu akan içinde falan o tek parça peçete yetmez. Biraz böyle dostlar alışverişte görsün Kabil'inden bir paket anladığım kadarıyla. Kahvaltıyla ilgili de sevgili dostum sınavdan 2 saat öncesinde bir kahvaltı yaparsam bunun iyi olacağını hatırlatmam lazım sana. Çünkü 2 saatte o sindirimin önemli bir kısmı gerçekleşiyor ve beynin belki sorulara odaklanabilecek enerjiyi o 2 saatte toparlayabiliyor. Böyle 8-8.30 arası yapılabilecek bir kahvaltının daha iyi olacağını düşünüyorum. Kahvaltıda ne yiyelim hocam? Ne yersen ye. Ne seviyorsan onu ye. Ama hiçbir şey abartma. Özellikle uyarıcı içecekler, çay kahve gibi şeyler. Belki hani idrar söktürücü etkisinden dolayı onu söylüyorum. Ama sevdiğin şeylerden ye. Yani her gün nasıl bir kahvaltı yapıyorsan öyle bir kahvaltı yap sevgili dostum. Kahvaltı yapmıyorsan da belki sınav esnasında hani iç geçmesi deriz ya, ay içim kıyıldı deriz. Öyle bir noktaya gelmek istemiyorsan da bir iki bir şeyler atıştır. Ama bunun doğrudan başarınla bir ilgisi sevgili dostum, çok anlamlı bir ilişki bulunabileceğini zannetmiyorum ben. Önemli olan böyle tıka basa dolu bir mideyle sınava oturmamak, bomboş bir mideyle sınava oturmamak. Metabolik olarak insan vücudu biliyorsun dengeyi sever, dengeli bir nabız, dengeli bir şeker, dengeli bir tansiyon. Kahvaltıda da dengeli bir kahvaltı yeterli olur. Hani çok sağlam ders çalışan bir öğrenci
ya da hiç ders çalışmayan bir öğrenci. Bunu hani kahvaltıyla açıklamak ya da işte şeker yedi, reçel yedi, işte tereyağı, bal yedi, netlere bir baktık falan. Bunlar pek olan şeyler değil. Çok abartılacak bir şey de değil temelde. Ama bu konuda mutlaka konuşmak istedim. Çünkü senelerdir aynı şeyler söyleniyor, aynı şeyler soruluyor. En azından kaosa bizim de bir katkımız olsun bilinçsel yayınları olarak. Görüşürüz, kendine iyi bak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.